Türkiye'de 20 milyon Fenerbahçeli dışındaki her takım, hatta Avrupa'da yaşayan Fenerbahçeliler dışındaki her Türkler, Türk vatandaşı Beşiktaş'ı tutacak bu sene dedi. Evet. Hakikaten doğru söyledi. Ben de buna dayanarak diyorum ki Beşiktaş bu yüzden daha şanslıdır. Beşiktaş Trabzon ve Galatasaray'la, Fenerbahçe'de Trabzon Galatasaray'la oynayacak. Fenerbahçe bu iki maçta bütün zorlukları göz önüne almalıdır. Her türlü zorluk çıkarılacak iki maçta Fenerbahçe rakipler tarafından. Beşiktaş iki maçta da bence çok rahat mücadele edecek. Bak, rakipler maçı bırakacak demiyorum. Ayıp olur. Bravo. Trabzon'a da ayıp olur, Galatasaray'a da ayıp hocam, olur. Ben diyorum ki Trabzon'da, Galatasaray'da futbolcusu, seyircisi normal, motivasyonlu. Biz de yaşadık bunu. Adamın gönlü istemezse ayağı da az gider futbolcunun. Bir şey söylemek şart değil. Gönlü istemezse ayağı, ayağı da ağır gider insanı. Yavaş gider. Evet, öyle olur. Açık net söylemek lazım. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin işi budur. Ama Fenerbahçeli olmanın güzel tarafı da budur, biliyor musun? Şampiyon olduğun zaman bunlara rağmen şampiyon olursun. Bütün cihana karşı, karşına dikilen bütün cihana karşı şampiyonluk ne demektir biliyor musun Ertem? Bilemezsin çünkü Fenerbahçeli değilsin. Sevgili Ertem, Fenerbahçe bu sene şampiyon olması Ertem, bir ben konuşayım. Bir ben konuşayım. Kaldı. Bir an kendimi muhteşem yüzyılı seyreder gibi. Süleyman konuşuyor. Çok mu şey yaptım? Süleyman. Buyurun.